Hiç şöyle düşündünüz mü? Okyanusları saymazsak sınırların ötesinde Türkiye'den tam 204 kat daha büyük bir dünya var. Ama biz her gün aynı yere gidiyoruz. Hmm, sanki bütün dünyada kollarını açmış da Aa, hesaplar benden diyor da biz gitmiyoruz. Ama şimdi Murat sen o mantıkla bakarsan dünyada o kadar insan var. Biz gidip bir kişiyle evleniyoruz. Lütfen bu aynı şey değil. Yani sürekli aynı senaryolarla yerli dizi izlemeyin. Dışarıda kocaman bir dünya var arada oraya da bir bakın diyerek yabancı dizi önerisinde bulunacaktım da konu nereye geldi ya. Yani demeye çalıştım insan kendi sınırlarının dışına çıkamasa da sınırın dışındakine açık olmalı. Özetle diyorum ki bırakın artık gözü yaşlı emmiyi, elin oğlu almış Amerikalı emmiyi, Succession. yalnız bütün dünyaya geçsen de böyle bir giriş ve bağlama bulamaz. Bu arada şaka değil bahsedeceğin dizi Altın Küre ve Baft ödüllerinin yanı sıra Emmy ödüllerinde de en iyi dram dizisi, en iyi erkek oyuncu, dram dalında en iyi senaryo ve en iyi yönetmen ödülünü almış bir dizi ve ayrıca oldukça iyi bir IMDb puanıyla birlikte bu videoyu çektiğim tarihlerde dünyanın en çok konuşulan dizileri arasında. Yok yok böyle olmayacak ben size yardımcı olayım dizi de Holding var. Heh? Yok Emel de Baft da öyle desene. Sırf bu sene Türkiye'de tam 15 tane CEO'lu dizi çıkmasından memleketin CEO sever olduğunu anladığımıza göre size güzel bir haberim var. Bu dizi CEO'yu kamyonla veriyor. CEO, COO, CTO derken bir de üstüne Ekin Koç geliyor. Şaka yapıyorum sanıyorsunuz değil mi? Ama hayır, Succession'da gerçekten konuk oyuncu olarak oynuyor. Oraya az sonra geleceğim ama önce diziden bahsetmem gerek. Dizi, televizyon kanalları ve eğlence parklarıyla dünyanın en büyük şirketlerinden birinin sahibi olup, şirketin yönetim koltuğunu elinde tutan ama tuvalete kadar tutamayan 80 yaşındaki amcamız ve 4 çocuğunun arasındaki güç savaşını konu alıyor. Ama bir şey diyeceğim, diziyi izlerken... Yok be, o kadar da zengin olmak istemezdim. Diyeceksiniz, onu deyip kendinizi kandırmayın olur mu? Yani öyle bir dizi ki müziği bile o sırada tavuk döner yiyorsan et döner gibi geliyor o derece. Bu arada şimdiden uyarayım. Hani böyle genellikle dizilerle aramızda bir erken hoşlanma problemimiz vardır ya. İlk bölümü izlersiniz böyle birden bir hoşlanırsınız. Sonra giderek sıkıcı bir hale almaya başlar da ilk bölümün hatrına izlersiniz. Heh işte bu dizide tam tersi. İlk bölümünde yavaş bir tempoda başlasa da dizi ikinci bölümden itibaren sarmaya başlıyor. Bir de ilk bölümünden itibaren göreceğiniz o kamera sallantılarına çok takılmayın. Çok parası olanın dünyayı nasıl gördüğünü anlatmak için o. Hani bazı hayvanlar dünyayı siyah beyaz görüyormuş ya. Işte zenginler de böyle görüyormuş. Bu arada Ekin Koç dizide ne olarak oynuyor derseniz. Türk olarak dizideki şirketin yatırımcı olmaları için teklif götürdüğü şirket Bursa'da ve oyuncumuz da o şirketin çalışanlarından biri. Hatta Selim Bayraktar da bir köşede durarak ona eşlik ediyor. Görüyor musun işte? Hayat. Adam Türkiye'de kardeşini öldürüp yengesini üçüncü karısı yapmak için çalışmalara başlıyor. Edirne'ye geçince de öyle kenarda mı duruyor? Ama en nihayetinde Saksation'da duruyor. Ama cidden Succession yani ben size diyeyim Beliat gelmiş geçmiş en başarılı HBO dizilerinden biri ama Türkiye'de bu videonun da sponsor olan Digiturk üzerinden izleyebileceğiniz bir dizi. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak aynen Succession gibi en iyi ya da altın küre ödüllü diziler dahil 90'dan fazla diziyi ve 2000'den fazla bölümü dilerseniz orijinal diliyle, dilerseniz de dublajlı olarak izlemek için DigiTürk'te dizinin yıldızı paketine sahip olabilirsiniz. Ayrıca dizilerin neredeyse tamamı Amerika'da yayınlandıktan Hemen sonra Türkiye geliyor. Ve bu pakete ilk 12 ay ayda sadece 39 TL'ye sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca ilk 3 ay tüm kanallar hediye. Ve dediğim gibi bu pakete giden kestirme yolu da videonun açıklama kısmına bıraktım. Evet bu videonun sponsoru Türk ama oradaki hangi dizileri önereceğimi ben seçiyorum. Yani yanlış anlaşılma olmazsın. Murat Soner dizide öneriyor. The Sin. Peki bu diziden niye bir kez daha bahsediyorum? Çünkü dördüncü sezonu henüz yeni yayınlanmaya başladı ama daha önce hiç izlemediyseniz diziye istediğiniz sezondan başlayabilirsiniz. Çünkü her sezonda ayrı bir cinayet vakası çözülüyor. Ama merak etmeyin bu dizinin şu ana kadar yaklaşık 26 bölümü falan yayınlandı. Ama bizdeki cinayet çözülen dizilerin bir dakikasındaki kadar ağlanmadı. Tabi işte buyurun dizide ölen kızın yakınları. ...tabii bismillah evlerden ırak... ...bu dördüncü sezonda da dedektifimiz artık emekli olmuş... ...ve sevgilisini de alıp... ...bir adaya tatile gidiyor ve diyor ki... ...artık söz dinleneceğim... ...tabii alışmadık sözde emeklilik durmuyor... ...dedektifimiz peşindeki birinden kaçan bir kızın peşinden gidiyor... ...ve kızı bir uçurumdan atlarken görüyor ama... ...kızın cesedi bulunamıyor... Tabi dedektifimiz Amerikan dizilerindeki... ...kasaba şeflerinin genel zeka seviyesinden habersiz... ...durumu anlatmaya başlıyor... ...kız vardı... Evet. Uçurma gitti. Evet. Atladı. Evet. Bakıyor böyle olmayacak. Olayı kendi çözmek için çalışmalara başlıyor. Yani gayet gizem dolu, sizi de düşündürerek, işin içine alarak cinayeti çözmeye çalışacağınız kaliteli bir gizem dizisi. Ha ben katili bulmak istemiyorum. Hazır bulunmuşu gelsin diyorsanız Dexter: New Blood. Evet, yanlış duymadınız. Dexter: New Blood adıyla yepyeni bir dizi olarak tekrar geri döndü. Tabi şimdi yeni kan dediklerine bakmayın. Başrol oyuncusu aynı da döktüğü kan yeni. Bu videoyu çektiğim tarihten bir gün önce ilk bölümü yayınlandı. Bu yeni dizide de aradan 10 sene geçmiş, abimizde de kafa bir tık daha gitmiş. Ne yapsın artık? Kendini insan değil odun kesmeye vermiş ama ille de odun olmak için ağaca gerek yok. Başrolümüz yaşadığı küçük kasabada yine ölmeyi hak eden birilerini bulmayı başarıyor ve çalışmalara yeniden başlıyor. Bu arada dizinin kemik kitlesini de şöyle anlatayım. Şu an bu videonun çekildiği gün itibariyle dizinin ilk bölümüne verilen puan IMDB'de bir dizinin görebildiği en yüksek puan oldu. Daha önce Dexter izleyenler bu cümleyi duymuyor bile. Çoktan izlemeye gitti de. Eğer hiç izlemediyseniz olmayan adaleti kendi sağlayan kahramanların olduğu dizileri sevenleri de aşağıdaki linke doğru alabiliriz. Doktor Death Hani böyle içinde doktorların hayat kurtarmak için ter döktüğü, hastaya kıymık batsa Analitik anemrezmasında modüler vudülasyon var diye koşuşturulan ponçik hastaneli doktor diziler olur ya. Ha işte bu da onun tam tersi. Bu dizideki doktor bildiğiniz kasap. Gerçek olaylardan uyarlanan ve onlarca hastasını öldüren ya da sakat bırakan doktor ölüm lakaplı omurga cerrah Christopher Dunch'ın hikayesini anlatıyor. Bu gerçek hikayeyle ilgili aslında o kadar çok haber, video ve hatta belgesel var ki sonunda Joshua Jackson abimizin oyunculuğuyla döktürdüğü bir diziye de uyarlandı. Bugüne dek 33 hastayı yürüyerek geldiği hastaneden felçli bir şekilde uğurlayan ve iki hastanın da ölümüne yol açan bir nevi seri katilin gerçek hikayesi. Yani bir insan nasıl olur da şuna benzeyen bir doktorun neşterinin altına yatabilir gibi bir sonuç çıkabilir ortaya. Ama dizide de göreceğiniz üzere doktor bunu aşırı özgüveniyle başarıyor. Yani doktorun öyle bir ikna kabiliyeti var ki izlerken sizin bile canınız narkoz çekiyor. 8 bölümlük ve bir kez daha beni Türk doktorlarına emanet ediniz dedirtecek, omurga çarpıklığından yola çıkarak Amerikan sağlık sisteminin çarpıklığını da anlatan bir mini dizi. Ha bu arada yakın zamanda ameliyat olmak gibi bir durumunuz varsa belki keyifli bir komedi olan Hex'i de tercih edebilirsiniz. Las Vegas'ta stand-up gösterileri yapan bir teyzemizin esprilerini yazması için 25 yaşındaki bir kızla çalışmaya başlamasıyla ilerleyen çok farklı ve önerebileceğim eğlenceli bir başka dizi. Başrolde yer alan usta oyuncu da bu yıl Emmy'de komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Jean Smart. Dediğim gibi tüm bu bahsettiğim diziler ve çok daha fazlasını izlemek isterseniz hatırlatayım. Hediyeleriyle birlikte sahip olabileceğiniz paketi incelemek için link açıklama kısmında. Tamam böyle dizi önerileri yapıyoruz. İyi güzel hoş da. Birileri de altta çıkıp bazen şunu diyor. Biz senin gömmeni seviyoruz. Bunu diyenlerin çoğu da o gömdüğüm dizileri izleyenler. Neyse biz yine o zaman söyle bakalım biz ne izleyelim diyenlere yaptık bu videoyu. Gömülmüşü değil, övülmüşü sevenleri.